Sevgili Şerif, çok teşekkürler. Seni konuk etmek benim açımdan büyük bir onur. 40 yıllık bir dostluk var. İnşallah bir 40 yıl daha devam eder, dünyaya birlikte kazık kalkmaya devam ederiz. Sevgili Şerif, sen Eçev'i tanıyorsun. Eçev 25. yılında Ege Çağdaş Eğitim Vakfı. Çok güzel şeyler yapıyor, hayatlara dokunuyor. Daha önce de Eçev'in birçok etkinliğinde baş konuşmacı olarak geldin, bize destek verdin. Sağ ol, var ol. Aynı zamanda biliyorsun çocuk ve gençlik edebiyatını da düzenlemeye başladı. Eçev ve 7. yılındayız. 3 yılda uluslararası hale geldi. Bu pandemi olmasaydı çok daha farklı olacaktı. Çok daha geniş bir katılım olacaktı ama bizim katılımcı sayımız normal olduğu zamanlarda 1.000 kişi civarındaydı. Düşünebiliyor musun? 1.000 tane öğretmen zorlanmadan hiçbir kurum tarafından görevlendirilmeden kendi isteğiyle, emeğiyle geliyor, katılıyor, öğrendiklerini öğrencilerine aktarıyor ve aynı zamanda da bu yapılan işliklerde dünya kadar bilgi paylaşımı oluyor. Sen hep diyorsun ya, bilgiyi paylaş, karşılık bekleme, iyilik yap, karşılık bekleme diye. İşte Eçev'de onlardan biri, gayet yakından tanıyorsun bizi. Şimdi bu Covid hayatımızı alt üst etti, malum bizim. Edebiyat dünyasını da epey etkiledi. Birkaç sorum olacak benim. Bunlardan biri, bu Covid-19 çocuk ve gençlerin hayat ve dünyaya bakışlarını nasıl etkiledi? Bir etkisi oldu mu? Zafer, 15 dakika süreceği için söyleşi ben böyle çok öz ve kısa net cevaplar vereceğim sorulara. Şimdi bakıldığında hani mutlaka bir etki yaratmıştır ama öteki yandan baktığımda da Cumhuriyet'in başlarında çok iyi kurgulanmış bir eğitim sistemi var. Daha doğrusu çağa uygun kurgulanmış bir eğitim sistemi var pratiğe yönelik. Ama ondan sonra acayip geride kalmış bir eğitim sisteminden bahsediyoruz bugün. Bu çok ilginç bir mola oldu. Yani eğer gerçekten milli eğitimde insanlar hazırsa bazı şeylere çocukların eğitimini değiştirmeyle ilgili çok büyük bir fırsata dönüşebilirdi. Teknolojiye geçemezdik biz. Şimdi ona geçmeyle ilgili fırsatlar, başka şeyler var. Doğru değerlendirilirse çocukların hayatlarına çok şey katabiliriz. Öteki açıdan çocuklar açısından baktığımda şu anda eğitimden geri kaldıkları kesin. Hayatı özlemeye başladıkları kesin. Bir şeylerin daha çok farkına vardılar. Bizim ufaklık böyle şehre gideyim gezeyim yoktu. Geçen aldı beni böyle kasabanın ara sokaklarında gezdik. Baba şu sokağa da girelim, şuraya da girelim. Neredeyse tüpçü dükkanlarına falan girecekti. O kadar özlemiş. Bu açıdan bir mola oldu. Bunu söyleyeyim. Peki, çok teşekkür ederim. Peki, edebiyatçının çok büyük önemli görevleri olduğu söylenir her zaman. Sen katılıyor musun buna? Edebiyatın büyük ve önemli olayları aktarmak için, kayıt altına almak için bir sorumluluğu, bir rolü olmalı mı? Varsa neler yapılmalı? Yani baktığında dönem kitaplarına o dönemlerde yaşanmış şeyleri gerçekten kitaplardan, edebiyattan ediniyoruz. Yani Osmanlı tarihine bakıyorsun, hani Evliya Çelebi yazmamış olsa hiçbir şey yok ortada. İnanılır gibi değil. Yani o kadar az ki Batı tarihine bakıyorsun. Yani Çanakkale savaşlarına baktığında onların tarafında yazılmış, geçen bir araştırma yapıyorum. Yani yüzlerce kitap var. Bizim tarafta neredeyse kayıt hiçbir şey yok. Yani yazılı kültürle ilgili büyük eksiklerimiz var. O yüzden yani çok çok değerli. Özellikle dönem kitapları ve işte Cervantes'i okuyorsun. O dönemde ne yaşandığını oralardan alabiliyorsun. Bizde o anlamda çok büyük bir kayıp var. Büyük de bir sorumluluk var aslında. Çok çok önemli doneler. Peki, edebiyat zor zamanlardayız. Aslında ben kendim bildim bileli bu ülkede hep zor zamanlarda yaşıyoruz ama Kesinlikle. edebiyat zor zamanlarda yol arkadaşlığı yapabilir mi? Nasıl yapmalı? Yani bunu okur gözüyle söyleyebilirim Zafer. Öyle mektuplar geliyor ki bana yani kitabımı okuyan insanlardan. Yani ben şu durumdaydım, kitabı aldım ve şu noktaya geldim diye. Çok heyecan verici. Yani insanların yanında duran şey edebiyat ve iki tane mektuptan, birinden garanti bahsedeceğim, diğerini anlatır mıyım bilmiyorum ama Dikkat Vücudunuz Konuşuyor kitabı, benim ilk yazdığım kitap. O zaman çok ilgilendiğim ve eğitimler verdiğim bir alandı. Ve beden dili nasıl kullanılır onu anlattım. Yıllar sonra bir mektup aldım. Yaşlıca bir bey, genç bir eşi var. Hastalığa kapılıyor eşi ve ölüm döşeğinde. Dedi ki son günlerinde eşimin, biz senin kitabını okuduk beraberce. Eşim kıkır kıkır güldü.
ve kitap bittiği tam o dönemde eşimi kaybettim. Eşimin o son günlerinde siz, ben ve eşim vardınız. O çok eğlendi. Onu söylemek istiyorum. Aa, bir baktım ki yani gerçekten tam göbeğinde. Sırf dün Instagram'dan gelen iki tane mektup var. Çocuk diyor ki ben düşüyordum, şöyle bir zorluk içindeydim. Kitabı okuduğumda bunu yaşadım. Bir babadan aldığım mektup var. Kızım benimle iletişim kurmuyordu. Ergenlik dönemindeydi. Bir kitabınızı okudu ve kitap bittiğinde o akşam geldiğinde bana sarıldı. Şu an aramız çok iyi sizin kitap sayesinde. Biraz Zafer utanarak anlatıyorum ama yazar deneyim olarak bana gelenler bunlar. Yani şey mektubu da alıyorum. Lan, bu da kitap mı diye. Aynı kitap. Yani biri diyor ki benim hayatımı değiştirdi diyor ki bu da kitap mı? Yani kitaptan çok insanla ilgili olduğunu düşünüyorum ama işe yarıyor kitaplar. Benim de işime yarayan kitaplar oldu. O yüzden şey acayip önemli. İnsanın iyi gününde, zor gününde yeter ki iyi bir kitaba ulaşabilsin. O zor olan bölüm o diye görünüyor. Hem büyükler yetişkinler için yazıyorsun iş amaçlı. Hem de gençler ve çocuklar için yazıyorsun. Ama ne yazarsan yaz mutlaka hayata dokunuyor. Şöyle samimiyeti insanlar hissediyorlar. Karşımda insan bir yazar var. Egoya kapılmamış, kibre kapılmamış bir yazar var duygusunu. Adeta senle konuşurmuş gibi okuyarak hissediyorlar. O çok önemli, çok çok gerekli. Peki, zor zamanlardan bahsediyoruz da çocuk ve gençlik edebiyatı bu yaşanan zor zamanlardan sonra bir evrime uğrayacak mı? Nasıl evrilecek? Ya Zafer, yani bu zor zamanlar bölümüne baktığımda, yani dünya savaşı yaşamış bir ülke, milyonlarca insan ölmüş. Bizim o Kurtuluş Savaşı ve öncesi 93 harbiyle başlayan o dönemde 6 milyon insanımız ölmüş. Yani Çeşmeli erkekler askere Yemen'e giderlermiş. Bir dönem 1920'lerin başında Çeşme'de 20-30 yaş arası tek bir erkek varmış. O da cüce olduğu için askere alınmadığı için varmış. Şimdi ülkenin geçirdiği, dünyanın geçirdiği zor zamanlara baktığında bizlerin ya bu da amma zor dönemdi diye ortaya çıkması ya bana komik geliyor. Çok ya, cidden söylüyorum. Yani eve kapandın en fazla. Biraz daha az gelirin oldu. Yani ülkenin genel ekonomik krizine ayrı parantez açmak lazım. Çünkü Japonya'nın esnafa verdiği destek 1 trilyon 250 milyar dolar. İşte Amerika'da bir açtığımız bir kafe var Türk kahvesini tanıtmak için. Devlet devamlı orada destek veriyor. Yani hani ekonomik kriz dünyada olan dünyanın geçirdiği bir sorun gibi anlatılabilecek bir şey değil. Sadece evlere kapandı insanlar ve bu da büyük bir fırsat insanın bir döneminde. Yani okumak, araştırmak, öğrenmek için. O yüzden dünya ne büyük bir sorun. Mutlaka vefatlar oldu. Allah rahmet eylesin ama o savaş dönemleri, daha büyük kıtlık dönemleriyle falan karşılaştı. Bu dünyanın yaşadığı bir problem, bir sorun gibi anlatılırsa hani İstanbul'a azıcık kar yağınca bütün medya Evet. İstanbul'da ülke kar yağdı falan diye yani hiçbir şey gibi geliyor. O yüzden şey, gerçekten sorun yaşamayınca insanlar bunu sorun zannediyor. Bu bela, dünyadaki bela politikacılardan biri bir savaş çıkarırsa ve çok uzak olmadığını düşünüyorum. O zaman sorunu görür insanlar. O yüzden şey, sorun bu değil. Suriye'de insanların yaşadığı savaş, Kırım, Irak, Filistin, onların yaşadığı yani bu pandemi. Yani ben eğitim bir şey verirken hiç ne salgın kelimesine pandemi hiç kullanmıyorum. Ben normal eğitimi veriyorum. Çünkü ortada hani evet bir salgın var ama aşı da var, bilmem ne de var. Dert mert değil gibi geliyor. Geçeceğinden eminiz. Peki Şerif İzgören, ben kendisini tanıdığımdan bu yana durmadan yazıyor. 32 tane kitap. Şerif İzgören neden yazıyor? Benden bir başka biriymiş gibi bahsetmeyelim. Şerif İzgören niye yazıyor Ben falan diye. çok Ben de merak ediyorum. Niye yazıyor ki? Kime yazıyor bir de? ya şey, yani ana nedenlerden birinin şey olduğunu düşünüyorum. Babam edebiyat öğretmeni, subaydı. Böyle hafta sonları daktilo da burada masada tukur 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 bir kitap yazardı ve kitabı bir türlü basmadılar babamın. Her yazarın şey ana sorunlarından biri. Yıllar sonra basıldı kitap ve ailecek acayip sevindik. Babam bir ana örnek oluyormuş. Yani yazmak önemli diye. Şimdi bu kütüphanede arkada üstte gördüğün o kitaplar, ciltli olanlar babamın kitapları. Devlet memuruydu. Hep borç içindeydi. Ama hep her hafta, her ay kitabını mutlaka alırdı. Almakla kalmaz bir de ciltlettirirdi. Bizim ev binlerce kitapla doluydu. Hala da öyledir. Yani babam örnek olduğu için aslında yazıyorum.
Demin anlattığım eleştirilerin dışında kalmak için yazıyorum. Yani Ermeniler ve Türkler arasında Kurtuluş Savaşı ve işte öncesinde 1915 o tehcir olaylarında dertler yaşanmış, karşılıklı bir savaş olmuş. Yani bu yok farz edeceğimiz bir şey değil ama karşılıklı bir savaş olmuş. Katliam var diye Ermenilerin yazdığı 2500'ü aşkın kaynak var. Bizim yazdığımız kaynak sayısı 200 civarında bile değil. O yüzden yazmak lazım. Yani yazmadığın şey yok olmaya başlıyor. Yazılı kültür kadar değerli bir şey yok. Dil öğrenmeye gittiğimizde ikimiz de dilciyiz senle. Dinlemeyi, okumayı, yazmayı, konuşmayı öğretirler. Bizim Türk milleti okumaz, dinlemez, yazmaz. Sadece konuşuruz abi biz. Ve Yani o karnından yüzden konuşur. evet, dinleyen, okuyan, yazan insanlar ileri taşıyacak ülkeyi. Bunlardan biri olmak için çaba gösteriyorum. Yaptığım şey bu. Peki çocuk kitaplarını yazarken sevgili Şerif, Şerif dedim bak bu sefer. Şefo. Sevgili Hiç yazar şey söyleşisi gibi olmuyor değil mi? Daha biraz resmi yapalım ekledim. öyle konuşalım. Evet. Biraz efendi olayım şöyle ya. Sevgili Şerif Gören, çocuk ve gençlik kitaplarını yazarken neye dikkat ediyorsunuz? Özellikle vermeye çalıştığınız bir mesajlar var mı? Mesela Kara Okları ben zevkle birkaç defa okudum. Benim yaşımın çok altında olmasına rağmen. Yani Zafer Kanatsızları şey boyu zevkle okuyorum. Nedir vermeye çalıştığım mesajlar? yani kitaplardan birileri yanımda mı diye bakıyorum da Zafer şey şimdi bir kere özellikle küçük çocuk kitaplarının tam ortasında bir cümle olması gerekiyor. Ve o cümlenin etrafına kurgulamak gerekiyor. Mesela kanatsızları mu şimdi çocuklara engellilerle ilgili farkındalık eğitimi ihtiyacımız olduğu kesin. Çünkü belki ailede olmuyor, başka bir şey olmuyor ve engellilere farklı yaklaştığımız kesin. Devletin, belediyelerin engellilerin yaşayacağı şehirler yaratmak için çaba göstermediği kesin. Yani kaldırımlara sarı bir çizgiyi çektiler mi? Tamam engellilerle ilgili bir şey yaptık. O olmuyor. Şimdi yapılan araştırmalar yetişkinlere verilen eğitimlerin dönüşünün 1'e 1,4 olduğunu gösteriyor. Çocuklara verilen eğitimlerin 1'e 7 verim verdiğini gösteriyor. O yüzden çocuklara mesajlar vermek lazım. Kanatsızların Mumu'nun ilk kitabında aslında ortada tek bir cümle var. Engelli biri topluma çok şey katabilir. Birinci kitap o. İkinci kitapta mesela ırkçılığa karşı, faşizme karşı bir mesaj var. Yani farklı ırktan bir örümceğin neler katabileceği bir arı kovanına. Ana mesaj o. Yani başka kültürlere, inançlara ve ırklara saygı göstermenin mesajını arılar üzerinden. Ama bir mesaj vermeye kalktığında istemiyor insanlar bunu. Ben de istemezdim. Ama beraber öğrenme fırsatı varsa çocuk dersi kendisi çıkartıyor. Yani mesela o kitabın sonunda mektup yazan bir çocuk var. Arkadaşlarıma çelme takmayacağım yazmış. Yani İlk dersi almış o tamam. Yani ondan sonra farklı inançlara da saygı göstermeye başlar. Ve mesela diğer kitapta arkadaşlık var. O engelli olduğu için diğer arılar bir taht yapıp o uçamadığı için onu uçuruyorlar. Yani o arkadaşlığın ve dostluğun ortada bir cümle var. Mesela dördüncü kitap var. Daha basılmadı yayın evinde. Orada da kanatsız arı bu Bombus diye bir arı var. Orada da tam bu mülteci sorununun olduğu dönem Türkiye'de mültecilik sorununu anlatıyor. Bir arı kaçarak geliyor. Diğer arıların onunla olan dostluğu. Yani mesajlar onun üzerinden. Mesela Po, çok küçük çocuk kitabı Po. Ve Po'da mesela hani büyüklere anlattığım mesaj var ya, yani insanların adını öğrenin. Benim iki kızım da okula gittiğimde yani öğretmeni işte ziyarete gittim Ankara'da kızım okurken ilkokulda, ilkokul 1'de. Öğretmen anlatmaya başladı böyle işte Berna öğretmen. Hocam dedi şu anda okuma yazmayı öğrenmediler ama bakın öğrenecekler şununla ilgili böyle panik içinde anlatıyor. Ben de bir saniye bir şey söyleyeceğim nedir? Vallahi dedim gram merak etmiyorum okuma yazmayı öğrenip öğrenmeyeceğini bilmem ne bir şekilde öğrenir. Ben dedim bir şey sormak istiyorum. Size saygılı mı? Arkadaşlarına günaydın diyor mu? Temizlikçi adıyla hitap ediyor mu? Düşeni kaldırıyor mu? Gözleri doldu öğretmenin. Akşam evin telefonu çaldı. Açtım. Berna öğretmen diyor ki hocam yıllardır öğretmenim ilk defa bir veli bunları sordu bana. Yani anlattığım Zafer ben var ya ben değil de harbiden merak etmiyorum abi hangi sınavdan ne not aldıklarını.
Kuleli Asker Lisesi'ne bir konuşmaya gittim. Komutan benim devre arkadaşımdı. Benim mezuniyet karnemi çerçeveletmiş, bana hediye etti. Evde sakladım karneyi çocuklar görmesin diye. Kendim utandım. Yani ay yani sistem bana karneyle salaksın demiş. Yani böyle bir şey olamaz. Yani onların karnesine inansaydım kitap kitap yazamazdım abi, onu biliyorum. Yani Poe'da da aslında ilk kitapta orada temizlikçiyle olan ilişkisi, onun adını bilmesi ve şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde master dersinde öğretmen, bir doçent eğitim dersinde benim o temizlikçinin adını sorma hikayemi örnek göstermiş ve demiş ki bu yanlış bir sınav sorusu. Bu öğrencilere sorulmamalı. Oysa 2001'de sınavda sorduğum soru bana o kadar çok mektup geliyor ki hocam ben onu gördüm. Artık okuldaki bütün temizlikçilere adıyla hitap ediyorum. Ben kapıcının adını biliyorum. Ben o kadar çok kişiden. İlkokul öğrencisi de var, üniversite öğrencisi de var, iş hayattaki insan da var. Abi o soru doğru bir soruymuş o zaman. Yani bildiğim o. Sen onu eğitim bilmem ne kriterlerine göre bu yanlış. Aa, ben eğitimde onlara dedim ki insanlara saygı göstereceksiniz. İnsanlara saygı göstermenin yolunu öğrenin dedim. Sınavda onu sorsam o anlamlı değil. Ama direkt sonucu sorduğumda o zaman anlam kazanıyor gibi. Yani yazdığım o çocuk kitaplarının hepsinin ortasında aslında temel bir cümle var. Bütün o kurgu ve hikaye aslında çocuğa onu direkt vermeden heyecanlanarak o mesajı beraberce bulmanın yolunu geliştiriyorum. Evet, insanların gönlüne girmek önemli diyorsun ve bunun için de bir proje de başlatıldı 17 sene önce senin önderliğinde. Uğur Böcekleri. Onu da bir iki dakika anlatır mısın bize? Ne yapıyor Uğur Böcekleri? Yani yapılan zafer şu, zaten ben de gidip bu konferansları veriyordum. Örgütlü ve kalıcı hale nasıl getiririz? Ekipçe değerlendirdik. İzgörün Akademi zaten bir şirket, bir şeylerden para kazanıyor. Para kazanmadan da bir şeyler yapması gerekirdi. Kesinlikle sosyal sorumluluk projesi falan değil. Çünkü piyasada bakıyorum, sosyal sorumluluk projesi altında yapılan şeylerin reklamına harcanan para projenin kendisinden daha fazla. Evet. Yani İyilik yapar görünmek yerine iyilik yapıp görünmemek önemli bir şey gibi görülüyor. Yani yaptığımız şey aslında beş temel değeri anlatıyoruz. Dürüstlük, iş kalitesi, girişimcilik, vatan sevgisi, hoşgörü. Aslında hoşgörü adı altında saygıyı anlattığımızı düşünüyorum. Yani herkese saygı göstermek, inançlara saygı göstermek, onu anlattığımızı düşünüyorum. Projede yapılan şey eğitici eğitimleriyle insanlara iyi bir eğitim başlığımız var. Onu öğretiyoruz ve gidip ülkede ihtiyaç halinde olan her yerde o eğitimleri verip insanlara bu ülkeyi daha çok sevmeyi, dürüst kalmayı, unutmaya başladığımızı düşündüğümüz değerleri canlandırmaya çalışan bir proje. Ve 470 bin kişiye şu ana kadar sanırım gönüllü eğitim verildi. 170'i aşkın proje yapıldı. Hiçbir yerden de destek olmadan yapıldı. Ve yürüten ekip başka bir ekip, pırıl pırıl insanlar. Böyle bir proje. Çok teşekkürler. Bir yazar olarak sorumluluğum elbette var ama aynı zamanda bir eğitici olarak da sorumluluğum var. Bunu da gençlerin eğitime eğitici olarak katılmaları şeklinde yapmak daha iyi diye düşünüyorum dedin ve Uğur Böcekleri Derneği'ni kurdun. Peki süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğin başka bir şey var mı sevgili Şerif? İyi ki tanışmışız Zafer. Bugün hani sen olduğun için Eçev'le burada beraberiz, birlikteyiz. Ve Eçev gibi kuruluşlar gelip gördüm orada yapılanları. Ülkeyi taşıyacak olan, ileri taşıyacak olan şeyler bu platformlar. Organize iyilik çok değerli. Bireysel yaptığımız iyilikler belki kendimizle ilgili ama organize iyilik çok değerli. Eçev gibi vakıfların artmasını diliyorum. Mesela Nesin Vakfı, o matematik köyü. Ülke hani aya çıkmak için ayırdığı bütçenin onda birini matematik köyleri açmaya ayırsa Anadolu'nun her yerinde. Mesela Okçuluk Vakfı var, ok atmayı öğretiyorlar çocuklara. O projenin %1'i bir bütçeyle ülkenin her yerine edebiyat köyleri kurulsa ve bilim insanlarıyla köylü çocuklar bir araya getirilse çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bizim bütün bu iyilikleri bilime, bilgiye, çağdaşlığa, cumhuriyet değerlerine yönlendirmemiz lazım. O yüzden Eçev gibi vakıflar çok değerli. Peki çok teşekkürler. Online da olsa şöyle bir kucaklamama müsaade eder misin? Şöyle Tabii ki. kucaklayayım ben. Hadi görüşmek üzere o zaman. Hadi görüşürüz. Teşekkürler Hoşça kal. sevgili. Sağ ol Zaferciğim. Hoşça kal. Hoşça kal.